Herkese merhaba. Bugünkü kitap köşesi konuğumuz Ahmet Ümit. Daha önceki videomda e, polisiye gerilim türünde kitaplar okumayı çok sevdiğimi söylemiştim. E, Ahmet Ümit de polisiye türünde kitaplar yazan önemli bir yazarımız. Ben kendisinin kitaplarını çok 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 seviyorum. E, Ahmet Ümit okumaya Beyoğlu'nun En Güzel Abisi kitabıyla başladım. Beyoğlu'nun En Güzel Abisinin ana karakteri Başkomiser Nevzat'tır. O kitapta da ve daha birçok kitabının aslında ana karakteri Başkomiser Nevzat'tır. Eee Beyoğlu'nun En Güzel Abisini okuduktan sonra dilini, akıcılığını çok sevdiğim için ben Ahmet Ümit'in başka kitaplarını da okumalıyım dedim ve birçok kitabını okudum. Ee, en son okuduğum Ahmet Ümit kitabı Babı Esrar. İçinde Başkomiser Nevzat yoktu ama gene bir polisiye Mevlana ve Şems Aşkı'nı da içine katan bir polisiye kitabı. E, tavsiye ederim kesinlikle Ahmet Ümit'i okumanızı. E, İstanbul Hatırası, Babesrardan Esrar'dan ok önce okuduğum bir kitap. İ i̇çinde İstanbul'la ilgili çok güzel bilgilerini bulabileceğiniz bir polisiye kitap. E, en çok merak ettiğim ve internette yorumlarda, beğenilerde en çok gördüğüm kitap Ahmet Ümit'in Sultanı Öldürmek kitabı. Herkes o kadar çok tavsiye ediyor ki benim de sıradaki Ahmet Ümit kitabım Sultanı Öldürmek. Daha sonra da Kukla var tabii ki. Şu anda elimde okumadığım bu ikisi var. Başka Ahmet Ümit kitapları da okudum ama en çok tavsiye edebileceğim tabii ki Beyoğlu'nun En Güzel Abisi. Aşkımız Eski Bir Roman yeni çıkan kitaplarından birisi. Ee, i̇çinde 3 farklı başkomiser Nevzat kitabı var, ee, konu e, öyküsü var. E ben böyle küçük küçük parça parça sevmiyorum. O yüzden aşkımız eski bir romandan çok hoşlanmadım. Bana böyle bir tane kalın bütün ayrıntıları, bütün ince detaylarıyla e, anlatılmış bir polisiye sevdiğim için e, üç tane içinde farklı küçük küçük öykü olmasını sevmedim ama onun dışında tabii ki yine başka Nevzat ve çok güzel yazılmış öyküler var. Başka e, Elveda Güzel Vatanımı okudum, e, Kırlangıç Çığlığını okudum, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir'i okudum. E, yani birçok Ahmet Ümit kitabını okudum ama en çok sevdiğim bu zamana kadar Beyoğlu'nun en güzel abisi e, Kuklayı okumadım henüz. Onun dışında Kavimi okudum. Kavimi kesinlikle tavsiye ederim. Ee, Bir ses böler geceyi okudum. Başka hangisi şu anda aklıma gelmiyor ama ee, Agatha'nın anahtarı var. Onu okumadım ama çok merak ediyorum onu da. Bu kadar herhalde okuduğum kitaplar. Ee, Ahmet Ümit çok severim genel olarak da söylediğim gibi. Çok akıcıdır, çok yalındır. Bir çırpıda okuyabileceğiniz kitaplar yazar. Hani hiç elinize alırsınız da uff artık bunun sonu gelmiyor. Ee, hadi böyle zorlanarak okuyacağınız kitaplar değildir. Elinizden bırakamayacağınız kitaplardır genelde. Ee, çok güzel bilgiler de verir kitapların içinde. Mesela hani İstanbul Hatırası bir polisiye kitap. Ama İstanbul'un çok farklı güzel yerlerinde geçiyor. Geçerken de İstanbul'a dair çok güzel bilgiler barındırıyor içinde. Mutlaka okuyun. Bence okumaya e, tabii tekrar söyleyeceğim. Beyoğlu'nun en güzel abisiyle başlayın. Hem akıcı hem diğer kitaplara göre birazcık daha e, ince. Severek okuyacağınızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın.